Bill? Are you listening? Ben Volkan Arısoy, Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nda yarışan pilotlardan biriyim. Ayrıca Drift Kulübü'nün sportif kurulu üyelerinden de bir tanesiyim. Aktif olarak da kurulda drift üzerine şu an yaptığımız şampiyonayla ve çeşitli aktivitelerle yer almaya devam ediyoruz. Benim gibi pek çok pilot arkadaşım var ve yaklaşık 30-35 pilot kadar Türkiye'de Otomobil Sporları Federasyonu'na bağlı olarak lisanslı birer pilot olarak yarışmaya devam ediyoruz. Sokakta yapılan ve bizim yanlama diye tabir ettiğimiz bazı pilot sürücü arkadaşların yapmış olduğu tehlikeli hareketleri maalesef medyada drift adı altında yayınlanıyor. Bizler pilotlar olarak özellikle buna çok karşı çıkıyoruz. Çünkü bildiğiniz üzere otomobil sporları aslında birer disiplindir. Rally, pist şampiyonası ve drift gibi çeşitli aktiviteler üzerinden yürütülür. Drift bizim otomobil sporları branşlarımızdan bir tanesi. Bununla ilgili drift için hazırlanan özel otomobillerimiz, kıyafetlerimiz ve setuplarımız var. Pistlerimiz var. Yani drift için sokaklarda yapılan arabayı kaydırmaktan ziyade kurallara uygun olarak federasyon tarafından belli kurallar çerçevesinde yapılan bir spor dalıdır aslında drift. Bu yüzden sokakta yapılan ve şu andaki cezalar olarak bildirilen kısım aslında drift sporunu temsil etmiyor. Drift olarak adlandırabileceğimiz otomobiller, özel hazırlanan keyifli otomobiller ve bunları kullanan pilotların özel kıyafetler, ekipmanları olan ve bunların bir kurallar çerçevesi içerisinde görevler tarafından kontrol ederek yapılan bir spor dalıdır aslında. Drift'in aslında bizdeki karşılığı kontrolsüzün kontrolüdür. Yani kontrollü giden bir otomobilin kontrolünü bozarak kontrolsüz halini kontrollü bir şekilde devam ettiriyoruz. Yani sizlerin bildiğin aksine otomobilleri alıp da bir adada yanlamak değil ya da bir sokaktan çıkarken arkasını bir kenara attırmak değil. Hele ki trafikte yaptığınız takdirde trafiğin genel güvenliğini tehlikeye attığınız için önce başkaları, sonra kendiniz olmak üzere hepinize can tehlikesi ortaya çıkartıyorsunuz. Bu çıkan can tehlikesi de zaten pek çok kişinin ocağına da incir ağacı dikebiliyor. Bizler bu işi sponsorlu ve düzgün bir şekilde yapmaya çalışan pilotlar olarak bizlerin aslında genel olarak sağlamaya çalıştığı bu başarıyı ve etkinliği bir parça gölgeleyen bir pozisyon oluşuyor. Ve bundan dolayı da bir sponsor bulmakta ve bu sporu doğru bir şekilde tanıtmakta çok zorlanıyoruz. Şimdi öncelikle aslında cezaların tabii ki caydırıcı özelliği olması gerekli. Bana göre 20 bin lira bile az bir rakam. Belki 50 bin, belki 100 bin lira olabilir. Belki trafikten men olabilir. Belki ehliyeti bile alınabilir kişilerin. Ama 20 bin lira gibi bir ceza da şu an bence caydırıcı olabilecek bir ceza diyebiliriz. Şimdi arkadaşlara ben soruyorum. 20 bin liraya ne yapabilirsiniz? 20 bin lirayla gelip bizlerin şu an eğitim verdiği ya da drift yaptığı alanlarda tamamen trafiğe kapalı ve güvenli alanlarda sizler de drift yapabilirsiniz. Drift'e başlamak isteyenler için yani bunun federasyon tarafından belirlenen eğitim kurumlarımız var. Bunları federasyonun resmi web sayfasından bulabilirler. Bu eğitimler de yine bu ilgili branşta şampiyon olan sürücüler tarafından veriliyor. Eğitimleri aldıktan sonra lisanslı veriyoruz bu arkadaşlara. Ve lisanslarla birlikte de gelip Türkiye'deki yapılan drift şampiyonlara katılarak bu sporu layıkıyla yapmış olabilirler. Ki burada hazırlanan otomobiller, alınan lisanslar ve bunların hepsinde az önce de bahsettiğim gibi yayınlanan bir regülasyon var. Bu regülasyon çerçevesi içerisinde uygun olarak yapılıyor. Bence 20 bin lirayı gidip de trafikte harcayıp da saçma sapan yapacağınız bir hatayla başkalarının canına mal edip harcayacağınıza ve ehliyetinizden olacağınıza gelin o 20 bin lirayı bize verin. Bizlerin kullandığı yarış otomobilleriyle profesyonel bir şekilde bu atmosferi,
bu eğlenceyi, hatta bu sürüş disiplinini yaşayarak öğrenin ve siz de kapalı pistlerde belki kendi otomobilinize ya da ileride belki kazanacağınız bir disiplin, bir yetkinlikle, bulacağınız bir sponsorlukla bu işi daha profesyonel bir şekilde trafiğe kapalı alanlarda lisanslı birer pilot olarak yapma şansını elde edebilirsiniz. We'll be right back.